Evet değerli kardeşlerim, abilerim, ablalarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolonumuzu nasıl tamamlamasını yapacağız onu göstereceğim. Şöyle göstereyim diye bakın buradan. Burası bir imalatı zemin katta. Buradan ucu geldi. Biz bundan sonrasını tamamlayıp yapacağız. Üçüncü kolonumuzu gördüğünüz gibi buradan iki tane 45'imiz var burada. 45'lerimizi attıktan sonra buradan yükseliyoruz. Pembelerimizi aslında görüyorsunuz konsollarımızı. İki tane konsol attıktan sonra buradan aşağı ineceğiz. Selenoid vana. Sayaçımızı atacağız. G16 sayaça göre ölçülendirme yapacağız. Onu nasıl yapıyoruz onu anlatacağım. Yeni bir eklenti var sayacın işte selenoid vananın kısmına. Onları sizlere anlatacağım. Nasıl yapacağımızı göstereceğim. Evet şimdi devam edelim görelim arkadaşlar. Şimdi değerli izleyenler gördüğünüz gibi burada dişli bir parçamız var. Bu 1,5 inç. Burada 1,5'tan 3 inçe redüksiyonumuz var. Yani yukarıdan aşağı inip sayaçımızın bağlantı aparatı. Şimdi bunu kaynattık az önce. Şimdi bunu nasıl sıkacağız? Aparatları nasıl yerleştireceğiz? Onları size anlatacağım. Şimdi değerli arkadaşlar. Şimdi bu sayaçtan çıkış. Yani imalathaneye gazı vermemiz gereken yere gideceği için. Bakın bunun üstünde ok işaretleri var. Ok işaret yukarı bakacak. Neden? Çünkü buradan sol taraftan sayaça girer. Soldan girdi. Sayaçın içinden artık ne yaktıysanız onu yazdı. Buradan geri gidiyor. İçerisinden ne oluyor? İmalathane. Kullanılan bölgeye gidiyor. Onun için ok yukarı basar. Bakacak. Yanlış söyledim. Şimdi aşağı bakarsa ters olur. Olmaz yani. Şimdi bunu ilk başta bunu takacağız. Neyle takacağız? Efendim elimizde lokselimiz var. Lokselimizi açalım. Gel göster abi. Bakın lokseli arkadaşlar. Çepeçevre ilk baştaki dişe sıktık ve şimdi bununla gördüğünüz gibi çevreledik. Şimdi buraya takıyoruz. Taktıktan sonra şimdi buradaki dişe sıkıyoruz şöyle biraz. Çünkü biraz bol duruyor. Oralarda sonuna kadar tutsun diye. Şimdi bunu anahtarla bir sıkıştırdık mı bırakacağız. Evet bu sıkıştı arkadaşlar. Şimdi sıralamayı gösteriyorum. Değerli izleyenler aslında daha önce sadece sayaç rekorunu sayaça bağlantı yerine takıyorduk. Bu şekilde olay bitiyordu. Evet değerli izleyenler selenoid vanamızı taktıktan sonra nipelimizi takıyoruz. Nipeli neden takıyoruz göreceksiniz şimdi. Şimdi nipeli sıktıktan sonra aslında buna direkt selenoid vanadan sonra sayaç rekoru geliyordu. Ama Aksakal Adana'da artık dairelerde kullandığımız test maşon istiyor. Mecbur buna test maşon atacağız. Evet bunu lokselledik ve arkadaşlar sıkıştırdık. Tamam. Şimdi Adana'da test maşonu bulamadık. Test maşonu nedir? Burada bir tane nipel takılıyor. Test almak için hava basıp boruların içerisinde bir yerinden kaçak var mı diye hava basılan parçanın adı test maşon. O da düz elimizde var. Şimdilik o yüzden buna teflon sardık. Çünkü loksel sıksaydık bunu sökmemiz zor olacaktı. Biz bunu neden takıyoruz? Testimizi alabilmek için arkadaşlar takıyoruz. Şimdi bunun ucuna da gene teflonlu sayaç rekoru takacağız. Sanırım böyle kaçak vermiyor. Şimdi sayaç rekorumuzu takıyoruz. Normalde direkt buna takılıyordu. Ama şimdi Aksakal Adana'da bu şekilde istediği için bunu atıyoruz.
Çünkü buna göre ölçülendiriyoruz arkadaşlar. Yoksa bunun ağzına kör takar testini gene alırdık. Ölçülendirmek için bunu takıyoruz. Sanırım oldu. Şimdi bunun ağzına ikinci kör tapa takacağız. Olay bitecek. Şimdi size bunun ölçülendirmesini göstereyim. Şimdi bundan ziyade. Şimdi arkadaşlar şöyle kolonu göster. Bu binanın kolonu yalnız barını kurtarmadığı için burada bir revize olacak. Yani bunun çapları büyüyecek. Çünkü içeriye giden 3 inç boru gidiyor. Yani çok tüketim olduğu için. Bunun gücü yetmez. Şimdi buradan burası tekrar revize olup yenilendikten sonra buradan hat gelecek yukarıdan. İnecek. Bu ona bağlanacak arkadaşlar. Şimdi yukarıdan gene böyle redüksiyonlu parça bağlanacak. Bu vanamız sıkıştırdık ki ölçüsünü alabilmek için. Vana, nipel, filtre ve sayaç flex arkadaşlar. Şimdi vanamız normalde 210 minimum yüksekliği. Maksimum da 190'dır. Biz 210'a burayı ayarladık. Ölçümüzü buraya çizdik arkadaşlar. Buraya çizdikten sonra eğer siz böyle bir şey yapacaksanız onun için anlatıyorum. Buradan buraya koyup ölçümüzü çıkarttık. Burayı çizdik ki yukarıdan gelen borunun ölçüsünü çıkarabilmek için. Ölçüyü bu şekilde çıkarttık. Şimdi imalatımıza geçelim. Şimdi arkadaşlar bu aşağıdan gelen parçanın üstüne koyduk. Ağzımıza yön yayı duvara paralel borumuzun ağzı şu an duvara paralel arkadaş. Dümdüz gidiyor. Şimdi bunu aşağıdan iki tane punta atacağız. Puntalayarak devam edeceğiz ki bir hata olduğunda geri sökebilelim diye. 45'leri ayarlayacağız. Rahat bir şekilde ayarlayabilelim diye. Çünkü eğer kaynatırsak parçamızı kaynata kaynata gidersek geri sökmemiz imkansız olur. İşimizi zorlaştırır. Şimdi puntalayalım. Parça parça devam edelim. Ne çıkıyor görelim hep beraber. Şimdi arkadaşlar arkasından bir punta atacağım. Neden arkasından atıyorum onu göstereceğim birazdan. Evet, arkasından puntamızı attık. Hemen kenardan terazimizi ayarlıyoruz. Tamam. Şimdi neden bu şekilde yaptık? Gelin göstereyim. Gel buradan göster abi. Şimdi kelepçemizin merkezi 10 arkadaşlar. Bakın bu aşağı yukarı 10.5'a geliyor. Şimdi ben bunu elimden çekmiştim zaten. Bakın. Şimdi gördünüz değil mi? Bakın çektiğinizde boru tam oturduğunda 11 geliyor. Yani 1 santim kaçık. Biz bunu 10'a getireceğiz. Buradan ön taraftan puntalayacağız. Arkadan puntalamamızın sebebi o. Eğer ön taraftan puntalasaydık parçamız bu tarafa oturacağı için gitmeyecekti bu tarafa. Evet şimdi 10'a Birkan kamerayı durdur kardeşim. Sen bunu 10'a ayarla ben puntalayayım. Değerli izleyenler şimdi burada 45'i atacağız. Şuranın parçasını çıkarttık ama bu duvar çok eğri olduğu için, yani balık sırtı duvar, ölçümüzü net alamıyoruz. Göz kararı bir ölçü çıkarttık, düz olmadığı için. Şimdi yerine koyup bakacağız nasıl olacak diye. 45'i puntalıyorum ki ağzını yerde daha rahat, puntaladıktan sonra daha rahat 45'ini kesebilmek için. Bu 45 bir parça ama bu açıyı ayarlayacağımız için puntalamamız gerekiyor. Bir punta attık. Şimdi parçamız buraya gelecek. Evet. Duvarımız çok iyiydi. Buradaki açıyı gördüm arkadaşlar. Açıyı gördüğüm için çizimimi yapabileceğim. Yani şöyle bir
Kesin olacak. Bir kesip yerine bir oturtalım, bir görelim. Evet, şimdi parçamızı bir koyalım. Nasıl görünüyor? Evet, parçamız çok güzel oldu. Çok az bir açıklık var. Onu da hallederiz. Şimdi buraya bir pıntı atacağız. Daha sonra orayın ayarını yapacağız arkadaşlar. Gel, burayı göster. Şimdi parçamızı puntalamadan önce ne yapmamız gerekiyor? Ayarlamamız gerekiyor. Evet, şimdi bu tamam. Bu tamam olduğu için bunun vidasını sıkıştıralım ki bu yerinden oynamasın. Ucu yok mu yalnız uç? Yalnız uç, burada aşağıda. Aşağıdaki arkadaşlar da değil mi? Evet. Evet, tutturduk. Şimdi arkadaşlar, iki ölçeceksin, bir biçeceksin hesabı tekrar kontrol ediyoruz. Tamamdır. Gel göster abi. Parçamızı ayarladık. Şimdi biraz itekleyeceğiz, ayarını verip puntayacağız. Burası tamam arkadaşlar. Şöyle şuradan bir geriden çeksene, şöyle gel. Geriden şöyle dön abi. Tamam mı? Evet, 45'lerimizi ayarladık. Bundan sonrasını 1, 2, 3 parçamız kaldı arkadaşlar. Evet değerli izleyenler, gördüğünüz gibi selenoidli parçamızı redüksiyonla beraber 3. formuza ekledik. Bu yukarı asılacak. Şimdi bu parçamızla birbirine ekledik. Yukarıdan aşağı inişi. Kaynağımızı yapalım. Bunu da bitirelim. Evet. Kaynağımız da bu şekilde arkadaşlar. Evet. Değerli kardeşlerim, gördüğünüz gibi olay bu. Bitirdik. Burada bir kaynağımız kaldı. Şöyle dön abi. Dön de. Evet, gördüğünüz gibi olay bundan ibaret. Bitirdik. Gel şu sayacımızın yerini arkadaşlar. Şimdi diyecekler ya, bunun ne kadar engin. Niye böyle engin oldu diyecekler. Engin olmasının sebebi arkadaşlar, aksakazın bir standardı var. Vana ya insanlar herhangi bir yangında, herhangi bir şeyde, afette falan bu vanaya kol elinizin yetişip vanayı kapatmanız için 210 santim bir yükseklik standardı koymuş. Bu 210 santim burası. Burası olduğu için şunun altı eşitleniyor. Sayaç da buraya takılıyor. Sayaç neredeyse şuraya falan geliyor. Bu yüzden sayaç aşağıda olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi videomuz bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Ve huzurlu kalın efendim. Hoşça kalın.